Merhaba, umarım her şey yolundadır. Bugün hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm 3 tane farklı üründen bahsetmek istiyorum. Bu anlatacağım 3 ürün de gerçekten çok baba ürünler. Yani bebek ürünleri arasında amiral gemisi diyebileceğimiz ürünlerden. Bebeğimiz büyüdükçe biliyorsunuz ihtiyaçları değişiyor. Mevcut aldığımız ürünlerin artık yenilerinin, daha büyüklerini almamız gerekiyor. Biz de şu an tam öyle bir evredeyiz. Yani demek istediğim artık yeni doğan bebekten daha bir çocuğa doğru giden bir bebek formatında bizimkisi. Bu yüzden de ne zamandan beri almak istediğimiz ürünler vardı. Dolar euro daha fazla artmadan bu ürünleri alalım dedik. Ve ben de sizler için bunları incelemek istiyorum. Dilerseniz hemen ilk ürünümüze başlayalım. İlk ürünümüz Maxi Cosi'nin 2 ve Pearl Ota koltuğu. 61 santimden 105 santime kadar, yani ortalama 4 yaşına kadar bu ota koltuğunu kullanabilirsiniz. Yanında da zaten işareti var, 0-15 ay arası için kullanım uygundur diye. Ama tabii ki siz yeni doğan için kullanmayın bunu. Çünkü içinde çok kaybolur. Gerçekten büyük bir ota koltuğu bu diğeriyle kıyasladığımız zaman. Siz öncelikle Maxi Cosi eğer almak istiyorsanız, benim daha önceki videolarımda vardı, Cabrio Fix modelini kullanmıştık biz. Sizler de onun gibi bir ana kucağını tercih ederseniz bebeğiniz çok daha rahat edecektir. Şimdi bizim bebek 5 aylık oldu ve artık bunun içine sığabiliyor, boyu da yetiyor. Ana kucağı tipi ota koltuktan artık gerçek bir ota koltuğuna geçme vakti gelmişti bizler için. Avrupa Birliği yeni standardı olan iSize mevzuatına uygun olarak üretilen ilk koltuktur. Bunu neden söylüyorum size biliyor musunuz? Çünkü Avrupa Birliği standartları gerçekten önemli. Güvenlik konusunda özellikle mutlaka bakılması gerekiyor. Alacağınız bütün ota koltuklarda genelde buralarında hep stickerlar olur. Gövde kısmında falan. Orada hep böyle adak testleri, çarpışma testleri, güvenlik standartları, hep bunlarla ilgili notlar verilmiştir. Bunları bence mutlaka okuyun. Peki biz bu ürünü neden seçtik? Şimdi öncelikle Maxi Cosi olması bizim için önemliydi. Alacağınız tüm ürünlerin birbirleriyle uyumlu olması lazım. Yani Isofix, ana kucağı ve ota koltuğu. Hiçbirini birbirine ayrı düşünmememiz gerekiyor. Çünkü alacağınız ürünler birbirine uyması lazım. Bunun içine bebek arabası da dahil tabii ki. Yan darbelere karşı linear side impact protection denilen bir teknoloji var. Bu koltuk ona uygun bir şekilde üretiliyor. Yani Allah korusun bir kaza anında bebeğiniz çok daha güvenli bir şekilde içinden sağ çıkma, daha az yara bere alma şansı daha yüksek oluyor. İki kademeli bir şekilde ayarlanabiliyor eğikliği. İlk taktığınız zaman Isofix'e tabii ki hemen hemen 90 derece bir eğimde duruyor. Ondan sonra altta ayar yeri var bunların. Şurada şöyle size göstereyim. Bu ayara basaraktan, tabii şu an takılı olmadığı için tam ayarlayamayız. Yani şöyle ben size çekeyim göstereyim azıcık bir şey. İki tane yatış özelliği var yani anlayacağınız. Genelde ana kucakların ve ota koltukların kılıfların çıkması çok zordur ama bunu hemen çeker çekmez çıkıyor. Yani lastikli bunlar. Şuralarından şöyle size göstermek istiyorum. Bakın hemen şöyle çekince geliyor. Hiçbir yerinde düğme yok, kanca yok takmanız gereken. Bu konuda da çok rahat. Bir de bunun aynı zamanda Maxi Cosi'nin orijinal kendi havluları var. Yani direkt bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu kumaşlar genelde biraz daha terletebiliyor. Bir de orijinal havlu kılıf alırsanız bebeğiniz çok daha konforlu olur. Böylelikle kumaşı da kirlenmez. Havlu kılıf zaten hemen şöyle yaptığınız anda çıkar. Soyması bundan bile kolay yani. Ben havlu kılıfı öneriyorum açıkçası. Biz daha alamadık ama en kısa zamanda onu da alacağız. Gelelim fiyatına. En önemli konu aslında bu. Bunun fiyatı 1700 lira. Araba ile seyahat ederken bebeğimizin güvenliği gerçekten çok önemli. Bunu düşündüğümüz zaman vereceğimiz 1700 liranın bizi rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Bunun rengi bu arada Robin Red diye geçiyor. Açıkçası bu rengi düşünmüyorduk ama şu an dolar euro'nun artmasıyla stoklarda problem var. Ürünleri getiremiyorlar. Malum hepsi ithal ürün zaten. Bundan vardı. Biz de daha fazla dolar euro artmasın, daha fazla para ödemeyelim diye. Bunu aldık bulmuşken. Bunu bile zor bulduk aslında. Öyle söyleyeyim. Çok memnunuz. Maxi Cosi markasını zaten seviyoruz. Sizler de eğer böyle bir ota koltuğu arıyorsanız Maxi Cosi'nin 2-Way Pearl ota koltuğunu öneririm. Aynı zamanda bunu alırken de 2-Way Fix bazayı da almayı unutmayın. Gelelim ikinci ürünümüze. Bu bir oyun matı. Markası Unigo. Gerçekten bizim uzun zamandır takibimizde olan bir üründü. Ha bugün alalım ha yarın alalım derken sonunda aldık. Böyle bir oyun matı. Peki nedir bu oyun matının özelliği? Öncelikle bu oyun matlarının bir sürü boyu var. Şu an bizim aldığımız olan 190-130 santim ölçülerindeki olandan. Aynı zamanda farklı farklı kalınlıklarda olanları da var. Şu an elimde görmüş olduğunuz 12 milimetre kalınlığındaki. Çok rahat ediyorsunuz. Bunun daha kalınları var açıkçası. Biz onu tercih etmedik. Bu kalınlığın çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu halıların en büyük özelliği bu desenden sıkıldığınız zaman ters çevirdiğinizde arkasında başka bir desenin olması. Bu oyun matını kullanarak çocuğunuza gerçekten çok kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz. Renkleri öğrenir, hayvanları öğrenir, rakamları öğrenir, hayal dünyasını geliştirir. Bakın burada bir sürü renk var, rengarenk şatolar var. Tam çocukların hayal dünyası için. Arka tarafını göstermek istiyorum. Bir sürü obje var.
hayvanlar var, alfabe var, kelimeler var. Bunların temizlemesi de çok kolay. Yani yüzeyi böyle hemen bir nemli bezle sildiğiniz zaman lekelerin hepsini çıkarabilirsiniz kolayca. Bir tane daha güzel bir özelliği var. Bunlar su geçirmiyor. Biz neden bu kadar büyük bir oyun matı tercih ettik peki? Yanına biz de boylu boyunca yatabiliyoruz. Açıkçası yere oturduğumuz zaman bir süre sonra kalkma ihtiyacı hissediyorum. Bu halı da gerçekten biz de yanına rahatça oturup onun oyuncaklarını serip onunla güzel güzel vakit geçirebiliyoruz. Tabii ki Arya şu an daha küçük, oyun oynama yaşı için biraz küçük. Ama biz bunu onun emeklemesi için kullanıyoruz. İşte buraya yatırıyoruz onu bir köşeye. Diğer tarafa da onun hoşuna giden objeleri koyuyoruz. Ve onun emeklemesini teşvik etmeye çalışıyoruz. Birçok deseni var. Videonun sonunda zaten kendi web sitelerini koyacağım. Oradaki bütün desenlerini görebilirsiniz. Bizim en çok hoşumuza bu gitti. Ve açıkçası Türkiye'de de bütün desenlerini bulmak birazcık zor. İnternetten sipariş vermeniz belki sizler için daha iyi olacaktır. Gelelim en önemli konuya, bunun fiyatı ne kadar? Bu ölçünün fiyatı ve bu kalınlıktaki oyun matının fiyatı 800 lira. Biz bunu Joker'den aldık. İnternetten de dediğim gibi alabilirsiniz farklı desenlerini. Evet, biraz fiyatı pahalı ama maddi durumunuz el veriyorsa ben kesinlikle size bunu öneririm. Bayağıdır kovaladığımız bir üründü bu da. Aldığımıza çok mutluyuz açıkçası. Ürünün kalitesini anlatmak için size bir de yanına başka bir ürün daha koydum. Bakın, bu da bir oyun matı. Bu da Fisher Price'ın. Gayet ideal, fiyata uygun. Daha ses var, müzik var, daha bir sürü jingle jingle bir sürü oyuncağı var. Ama şöyle şunu göstermek istiyorum size. Bu böyle bir kumaş. Yani bunu oturduğunuz zaman siz, yani bunlar çıkabiliyor yani. Hani tabii ki şu an bu pozisyonda oturamazsınız ama bunları çıkarıp siz de bebeğinizin yanına oturduğunuz zaman bir süre sonra gerçekten poponuz falan çok acımaya başlıyor. Ayağınız uyuşuyor. Bu çok daha yumuşak, kalın, darbe emici özelliği olan bir mat. Bunlar daha kumaş. Bunlara kötü demiyorum zaten. Bunu da kullanıyoruz bu arada severek. Çünkü bunlar mobil olabiliyor. Bütün odaları geziyor bu oyun matı. Şöyle bir ikisini kıyaslamanız için de açıkçası yan yana getirdim bunları da. Böyle bir şey de alabilirsiniz tabii ki bütçeniz el vermiyorsa. Bunlar çok pahalı değil. Ve son ürünümüz bir klima. Niye bize klima anlatıyorsun demeyin. Çünkü bu çocuk odaları için özellikle tasarlanmış bir klima. Yani bu ne demek? Bakın, şu an bu klima aslında çalışıyor. Biz ne biliyoruz her zaman? Bunun ağzı açılır ve içindeki başlığı döner ve bütün odayı soğutur. Peki bunun ağzı kapalı. Size şöyle yakından çekmek istiyorum. Bakın. Bir sürü noktası var böyle. Şu an hava geliyor buradan. Tabii ki burada bir klima incelemesi yapmadığımız için size böyle çok detaylı göstermiyorum. Bunun adı Windfree Samsung Klima. Windfree olunca ne oluyor? Bir defa parası artıyor. Öncelikle onu bir söyleyeyim. İkincisi de size asla rüzgar üfürmüyor. Malum hepimizin evi konumu çok iyi olmayabiliyor. Ve klimayı bazen istediğimiz yere koyamayabiliyoruz. Apartmanın dış cephesiyle de alakalı durumlar olduğu için. Buradan rüzgar üfürdüğü zaman bebeğiniz altında olsa bile yatağı asla bundan rahatsız olmayacaktır. Çok değerli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu sıcak aylarda hepimizin çok işine yarayacağına inanıyorum. Dediğim gibi çok öyle teknik özelliklerine girmeyeceğim. Ama bunun özel bir filtreleme sistemi var. Böylelikle bakterilerin %99'una kadar yok ettiği söyleniliyor. İkinci olarak da bu ürün çevre dostu bir ürün. Yani o ne demek? Diyeceksiniz. Çevreye ozon salınımı az yapıyor demektir bu. Yani bu klimalar için hatta hiç yapmıyor denilebilir. Bu ürünün birkaç tane dezavantajı var. Az önce söylediğim gibi Windfree teknolojisi olduğu zaman fiyatı otomatikman artıyor. İkincisi, Samsung bu tip klimalarda 3'e 2,5'luk kablo kullanıyor. Yani bunu size niye söylüyorum biliyor musunuz? Benim gibi faka basmayın diye. Tahmin edeceğiniz üzere klima takıldıktan sonra her zaman bir elektrikçi çağırırsınız ve elektrikçi gelir, sigortasını bağlar, kablosunu çeker, elektriğe bağladıktan sonra klimanızı kullanabilirsiniz. Burada böyle çok kalın kablolar kullanıyor bunu. Şuradan size burada gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Çok gözükmüyor. Tabii ki bu Samsung için bir güvenlik önlemi. Çok önemli bir şey bir yandan ama hani standart bir elektrikçiyi çağırıp klima bağlatacağım derseniz elektrikçiniz büyük ihtimal geri döner ve kabloyu değiştirip geri gelir. Benim hoşuma giden bir diğer özelliği ise bu klimanın tipi gerçekten bildiğimiz sıradan klimalardan daha farklı. Buna üçgen tasarım diyor Samsung. Şu açıdan daha net gözüküyor aslında tasarımı. Filtrelerini temizlemek çok basit. Hemen kaldırıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Gelelim önemli soruya. Bunun fiyatı ne kadar? 3639 lira. Evet, biraz pahalı. Ama yine maalesef az önce bahsettiğim gibi çocuk odasına takıyorsanız o bildiğimiz klişe büyük klimalardan takamazsınız. Takmamalısınız daha doğrusu. Çünkü bebeğiniz maazallah üşütebilir. Şu an bu gerçekten çalışıyor. Ve elime soğuk hava geliyor ama hiçbir böyle bir rahatsız etme durumu yok. Anlatacağım ürünler bu kadardı. Umarım ürünler hoşunuza gitmiştir. Sizler için faydalı bulmuşsunuzdur. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.